Şükür. Evet, peki, çok neye bakıyorsunuz dilde? Ortasındaki beyazlığa, dilin rengi, kızarıklığına, çatlaklara, yanlarındaki diş izine, işte dilin altındaki damarlanmaya, üzerinde granülasyon olup olmamasına. Peki bunların hangileri varsa neye delalet? Bize bir anlatın. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum bir tanem. Şimdi düşme sakın. Biz geçen sefer yapmıştık ya şu aynayla. Kamera bana doğru gelirse siz benim dilim üzerinden gösterin lütfen. Evet. Mesela neye bakacağız? Evde kendimiz seyrediyoruz. Aynayı aldık elimize. Evet. Ha. Önce şey yapalım. Önce dilin ucuna bakalım. Evet, dilin ucunu baktığınızda bu sizin emosyonel durumunuzu gösteriyor. Ne durumu gösteriyor? Emosyonel. Yani psikolojik, psikosomatik, uyku düzeniniz, içinizde kafanızda bir şey takılmış mı takılmamış mı, bu önemli. Neye bakıyoruz burada? Orada kırmızı mı? Bazen lamba gibi parlar orası. Sizin alarm gibi, sizin orada bir sıkıntı olduğunu gösterir. Var mı peki? Evet, sizde var zaten. Eyvah. Burada daha fazla. Şimdi neden bu? Ben insanlara şöyle diyorum. Siz şu an gerginsiniz diyorum veya iyi uyumuyorsunuz veya bir şey kafanızda takılmıştı diyoruz. Bu nedenle şey yapmanız lazım diye söylüyoruz. Biraz daha kendinizi sakinleştirin, nefes egzersizleri yapın ve insanlarla ilişkilerinizde hani bazı şeyleri yanlış da anlayabilirsiniz diyoruz. Eğer yani dilin ucu kırmızıysa biraz gergin kırmızıysa, olduğunuzu, uykunuz kalitesinin kötü olduğunu, hatta özellikle bayansa veya yaşı uygunsa menopozda olabileceğini de gösterebilir. Ama bu hani %100 böyle olacak bir şey değil ama özellikle gevşemeyle ve uyku kalitesini çok iyi gösteren bir noktadır. Şimdi bir de dilin altına bakıyorsunuz. Evet, dilin altına. Burada neye bakıyorsunuz? Burası dilin kökü olarak mesane, böbrek ve bu pelvis dediğimiz alt batındaki ödemle ilgili bakıyoruz. Neye göreceğiz burada? Orada damarlanma çok bariz oluyor. İşte sizde de bakın pürtüklü oluyor. Hı-hı. Böyle küçük sivilceler varmış gibi görünüyor. Yan kenarları kırmızı olabiliyor. Bu durumda özellikle zaten toplumda beslenme sorunu var. Çok fazla şeker veya tuz tükettiğinizde vücut böbrekler bunu tutmak zorunda kalıyor veya arındıramıyor. O yüzden vücutta ödem oluyor. O da o açıdan önemli. O yüzden bir göstereyim. Peki burada bende yok mesela o kadar ama mor damarlar görünüyor sende. Evet, evet. Biraz o tarafa doğru gitseniz şu tam kırımın geldiği yere denk geldi. Evet. Evet, mor damarlar işte asıl ödemi gösteriyor işte. Asıl o vücutta, o bölgede çok fazla sıvı biriktiğini gösteren bir gösterge. Peki. İlk